Hiç iftiraya uğradın mı? Evet. Aslında FBI'dan çıkma sebebim o. Kimse bilmiyor bunu. Nasıl bir iftiraya uğradın? Bunu bana soramaz. İstemeye istemeye tutukladığın insanlar oldu mu? Evet, oldu. Maalesef biz polisiz, biz yapmak zorundayız. Komiserim, lütfen bana bu adamı tutuklattırma. Bireysel silahlanma bence gerekli olan bir şeydir insanların kendilerini koruyabilmesi için. Çünkü devlet sana bu korumayı veremiyor. Soramazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz Erdal Kaya. Fakat siz onu Amerikalı aynasız olarak tanıyorsunuz. Ve kendisine bu bölümde FBI ajanı olmayı soracağız. Amerika macerası nasıl başladı? Çocukluğumdan beri Amerika'ya gitmek istiyordum. Aslında Amerika değil. Batı benim için hem Avrupa, Amerika hepsi aynıydı. Ama içimde artık televizyonlardan mı bilmiyorum bir his vardı. Ben o taraflara hep gitmek istiyordum. Bunu halen açıklayamıyorum. Yani gerçekten bugün de halen bilmiyorum neden böyle bir his vardı çocukken. 11 yaşındayım. Anneme yardım ediyorum. Bulaşıkları yıkıyoruz. Anne ben Batı'ya gideceğim, oradan birisiyle evleneceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorum. Küçüğüm daha. Annem de diyor ki nereden çıktı bu falan. Neyse uzun lafın kısası, otelcilik lisesi okudum ben Türkiye'de. Ondan dolayı Antalya taraflarında turistlerle iç içe oldum. Biraz daha o Batı kültürünü tanımaya başladım. O his oradan daha da fazla yükseldi. Biraz daha büyüyünce Avrupa değil de Amerika. Çok daha değişik bir ülke. Hollywood filmlerini izliyorsun, görüyorsun falan filan. Oraya odaklandım. Konu aslında çok garip. Aslında çok hiç anlatmadığım bir şey. Şunu söyleyeyim. Yaşım 18. İstanbul Üniversitesi'ni kazanmışım. 2 yıllık okuyorum. Onu da bıraktım parasızlıktan. Gerçekten fakir büyüdük burada. Geçmişime baktığım zaman hiçbir şeyimi değiştirmem yani. O hayatı tekrar yaşamak isterim. Çünkü karakterimizi o fakirlik belirledi diyebilirim. Neyse Yıldırım Bayrampaşa'da yaşıyoruz. Bir oda bir salon. 6 kişi o evin içerisindeyiz. Bir yerde çalışmıyorum. Para da yok. Zaten aile fakir. Aynen bu bazı Türk filmlerinde olan bir sahne bizim evde oldu. Yere annem sofrayı sermiş. Kahvaltı yapıyoruz. Babam benim solumda. Ben... Erkek kardeşim, ablam, annem. Sofrada oturuyoruz. Babam böyle bana baktı, sağına bakarak. Sen iş bulmadın mı? Bir de babam yani Anadolu erkeği. Yani o herkes bilir onun ne olduğunu. Neyse, sen iş bulmadın mı dedi. Ben Amerika'ya gideceğim dedim. Bak, 18 yaşındayım. Amerikalı bir kişiyi tanımıyorum. Hiçbir plan yok. Sıfır. Sadece böyle bir gün izlemişim bir televizyonu. Ha ben oraya gideceğim demişim kendime. O kadar. Babam böyle bir duraksadı. Halen ağzında yemeği var. Böyle bana baktı. Amerika'ya gidecekmiş. Hastır lan sen karşıdan karşıya geçemiyorsun diye böyle bir şey söyledi bana. Hatta ağzında yemek vardı. O yemeğin bir kısmı yüzüme geldi. Kalktım. Sofradan. Çıktım gittim. Para da yok. Geziyorsun biraz. Yürüyorsun. Sonra eve geliyorsun. Yapacak bir şey yok. Öyle bir karanlık dönemlerdi ki. Yani önümü göremiyordum. O kadar karanlıktı. Neyse elime az bir şey para geçtiği zaman... Hep internet kafeye giderdim. Benle bir arkadaşım vardı Ömer. Oyun oynardık. Yaşımız büyük bir zarfımız bizim. O zamanlar ICQ vardı, Yahoo Messenger vardı, MSN vardı. O chat odalarına girerdik. İngilizceye inanılmaz bir ilgim vardı benim. Yani çok çok istiyordum, seviyordum o dili. Öğrenmek istiyordum. O odalara girip İngilizce konuşan Amerika odalarına falan girip konuşmaya çalışırdım insanlarla. Hiç unutmam 3 kişiyle tanışmıştım. Randy diye bir adam. Ötekisinin ismini söylemeyeyim çünkü onun vasıtasıyla gitmiştim. Üçüncü kişi de bir tane yaşlı kadındı. 60 yaşında bir kadındı. Biz de konuşurdu böyle. İngilizce muhabbet. Amerikalı bunlar. Neyse o ortanca kişi ismini atayım. Hadi ismini Jennifer diyelim. Tamam mı? O değil. Jennifer bir gün artık bayağı konuştuk aylarca falan filan. Ben, Randy, Jennifer ve öteki kadın. Jennifer ben geleyim ziyaret edeyim seni dedi. Ve geldi. Türkiye'ye geldi. Ben, Ömer, Jennifer takıldık falan filan. Ondan sonra Jennifer dedi ki sen gel. Yani ben senin buraya gelmeni istiyorum falan. Ben de nasıl geleyim ya oraya dedim. Benim öyle bir imkanım yok. Ne param var ne hiçbir şey yok yani. Ben o zamanlar tam 19'a girdim işte. O avukat tuttu oradan. Göçmenlik avukatı. Bunlar bana bayağı evraklar falan gönderdi. Sen pasaportunu çıkart dedi. Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne gidip pasaportumu çıkartmıştım. Falan filan derken biz K1 vizesi var. Nişanlı vizesi diyorlar buna. Benle Jennifer nişanlandık. K1 vizesine başvurduk. Ve o zaman o vizeyi herkese veriyorlarmış. Yani o şeymiş böyle pek bilmediğim şey. Hani insanlar evlenerek gidiyor ya. Ben öyle bir şey yapmadım. Direkt onların avukatı K1 vizesi nişanlıyla getirelim buraya falan dedi. Ve o oldu. Başvurduk. Tam 20 yaşında Amerika'ya nişanlı vizesiyle gittim. Gitmeden önce annem havalimanında hiç unutmam. Geldi sarıldı dedi ki ya ilk başta gitmeden önce zaten bana dedi manyak mısın? Tek başına Amerika ne yapacaksın ya 19 yaşında çocuksun. Anne dedim yani hiçbir şey yok burada. Burada hiçbir şeyim yok. O hiç olmasa orada olmasın yani gibi bir şey. Bir deneyim şansım muhabbetini. Havalimanında annem güle güle diyor bana.
sarıldı. Lütfen gitme dedi bana. Son bir defa hatırlıyorum. Ağlıyordu. Dedim anne 6 ay sonra geliyorum. 8 yıl gelmedim. Gittim oraya. $19 vardı cebimde hiç unutmam. 8 yıl ayaklarımın üzerinde duramadım orada. Zorlandık falan filan. 8 yıl sonra geldi. Merkez büyümüştü falan. En detaylı şekilde ilk defa burada anlattım. Bu şekilde Amerika olayı oldu benim için. Kaç yılın ardından polis oldun? 6 yıl. Türkiye'den gittiğim zaman 20 yaşında hiçbir şey olmayan birisiydim. 8 yıl sonra geldiğim zaman 1 yıllık polisimi bitirmiştim. Polis olarak gelmiştim. İşte toplam 2 yıllık polistim herhalde o zaman. 1 yıllığı bitirdim 2'ye geçmiştim. Polis olmak hayalin miydi? Aslında onun da garip bir hikayesi var. Burada bazı detaylara gireceğiz başka yerlerde girmediğim. Benim babam emekli polis memuru Türkiye'de. Türkiye'de farklı yerlerde büyüdüm. Babamın polisliğinden dolayı memur çocukları bunu çok iyi anlar. Adana'da doğdum, işte Hakkari'de büyüdük, Hatay, Kayseri falan. Ben aslında baba mesleğini tercih, baba mesleğine gidecektim. Polisliğe başvurduk, polis okuluna gideceğim. Hani bu ortaokuldan sonra düz liseye gidersin ya da işte otelcilik, fen lisesi, bilmem teknik lisesi falan var ya. Bir de bunun polis okulu şeyi vardı. Oraya kabul edilmiştim ben ve oraya gideceğim. Yani Türkiye'de polis olacağız o zamanlar. Annem evrakları saklıyor. Ya o kadar önemli ki ben bunları saklayayım ki hiç zarar gelmesin. Öyle güzel saklıyor ki hiç kimse bulamıyor. Annem de dahil. ondan dolayı tren orada kaçıyor. Aynı zamanda otelcilik benim kuzenim otelciliği okumuştu. Nasıl falan filan sen çok seversin tam senlik bir şey falan muhabbeti. Bayağı doldurmuştu beni. Ben ondan sonra otelciliğe geçmiştim. İşte polislik hayal miydi değil miydi? Tabii babanı görüyorsun. Senin kahramanın baban. Polisleri içinde büyüdün. Polisleri çok seven birisiyim. Amerika aynası zaten kim tanıyorsa biliyor yani. Büyük bir polis destekçisiyim ben. Hayaldi ama her şeyin bir hayırlısı derler ya. Burada olmadı. O hayal çabuk söndü burada. Amerika'ya ilk gittiğim zaman hiç unutmuyorum ben. Gittim orada. Polisleri görüyorsun tabii. Oradasın. Bir benzin istasyonundayım. Baktım bir tane polis arabası geldi. Park etti. Benzin alacak. Bir kadın polis çıktı. Bakıyorsun böyle ekipmanı falan. Oha diyorsun. Arabanın içerisine bakıyorsun. Yani uzay gemisi gibi falan. Vay be diyorsun böyle. Ne havası var. Ondan sonra bakıyorsun bir polis arabası geçiyor. Buranın polisiyle yani gerçekten alakasız. Farklı bir dünya orası. Böyle bir genciz zaten. 21 yaşındayız. Yani 20 yaşındayız. Vay be. Bu çok havalı bir şey falan. Onu gördüğüm zaman ilk 6 ay baktım yani profesyonelliklerine. Dedim ben polis olmak istiyorum. O zaman yani çok büyük bir ağırlıkla üzerime polislik duygusu gelmişti. 2007 yılında daha Amerikan vatandaşlığı bile yok. Green card'ım var ve çok cüzi birkaç tane departman green card'lı polis adayları kabul ediyor ama girdikten sonra işte vatandaşlığı alacaksın diye kanıtlaman gerekiyor onlara falan. Başvuruyordum başvurabildiğim yerlere. Hemen eleniyordum yani. O kadar yeniydim. İngilizce çok kötüydü falan filan. O kadar büyük bir hayalim yani. Ne kadar gördüysem polisleri. Her bir polisi gördüğümde o hayalim daha da, o ateş daha da fazla yanıyordu. Hiç peşini bırakmadım ondan sonra. Saldırdım ta olana kadar. Türkiye'de polislik yapar mısın? Maalesef hayır. Ve bunun sebebi yani saygı duymadığımda değil. Kesinlikle Türk Polis Teşkilatı'na çok saygım var. Çok sevdiğim insanlar var. Babam emekli polis. Mesleğe çok saygım var. Çok kutsal bir meslek olduğuna inanıyorum. Neden? Hayır. Çünkü Türkiye ortamı Amerika ortamı gibi değil. Şimdi tamam taktikler aynıdır. Silah kullanması şu falan filan. Bunlar aynıdır. Türk Polis Teşkilatı'na %100 eğitim veririm. Vereceğim çok verimli bilgiler vardır. Ama kendim devriye gezdiğim zaman verimli olacağımı düşünmüyorum. Çünkü bizim polisler sürekli öldürülüyor orada. Biz ona göre tedbirli devam ediyoruz. Bizim taktiklerimiz farklı. Bazı insanlarda. Bir insan bana bir direniş gösterdiği zaman bizde şu üç şey vardır. Ask, tell, make. İlk başta sorarız. Yapmadılar mı? Emir veririz. Yapmadılar mı? Yaptırırız. Türkiye'de ortam farklı olduğu için ben o mentaliteyle girdiğim zaman farklı bir tepki alacağımı düşünüyorum. Yani silahımıza davranma olayı var. Direkt gel dön arkanı hayır. Tak yere atarım ben kişiyi. Çünkü öyle yapıyorum. Eğitimim o. Defalarca yaptım onu ben. Burada yaptığın zaman biraz farklı bakılıyor. Bir bakıyorsun başın belaya girmiş. Diyeyim daha doğrusu. Ondan sonra o konuda verimli olacağımı düşünmediğim için Türkiye'de polislik yapmam. Ama eğitim konusunda insan psikolojisidir. Silahını kullanmaktır. Nasıl kişiyle konuştuğun zaman nasıl konuşur, vücut dili nasıl okunur, savunma taktikleri falan bunlar konusunda bilgilerim de Türk Polis Teşkilatı'na her zaman aktarırım. Ama kendim caddelerde yaptığım zaman Amerika kafasıyla girerim diye düşünüyorum ve o iyi olmaz. Askerliğini yaptın mı? Yaptım. Türkiye'de askerliğimi yaptım. O günler ne günlerdi ya. Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesinde yaptım ben 2 gün. Portal var giriyorsun orada bedelli olarak. Oraya girdim evet. Tıkla 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 tıkla. Selam vermeyi öğrendim orada. Hazır ol. Bir asker fotoğrafı vardı.
öğrendim, hepsini gördüm. Tıkladım ve bitir vardı. Bitire bastım, tezkeremi aldım. Amerika'da bir Türk olarak teşkilata girmek istediğiniz zaman zorluk çıkarmadılar mı? Türk olduğum için hayır. Kesinlikle hayır, çünkü geleceğiz zaten. Geldiğim seviyeler belli o orada. Türk olduğum için benim önüme çıkan bazı bariyerler oldu. Hani dil, kültür ve aynı zamanda fitness. Ben Türkiye'de hiç fitness yapmadım. Oraya gittim, oha yani herkes bayağı fit. Adamlar liseden spor yapmışlar. Amerikan futbolu, beyzbol falan. Çok orada çok popüler. Çocuklar küçüklüğünden spor yapıyor. Ya hep bir etkinlikler içerisindeler. Biz Türkiye'de suyun, yemeğin bu. Git yat, sabah okula git, eve gel. Buydu yani. Ben böyle çok basit büyüdüm burada. O yüzden vücut herhangi bir fitness'e alışık değildi. Bir baktım fiziki fitness yapıyoruz. Ben o kadar iyi değildim ilk başta. Yanımdaki elemanlar mahvediyordu beni. Bir iki testi geçememiştim ondan dolayı fitness'ten. Yazılı sınavlara girdiğim zaman bazı soruları anlayamıyordum. Gerçekten. Ya İngilizcesini okuyorum, soruyu anlayamıyorum. Yani İngilizcesini anlıyorum, soruyu anlayamıyordum. Bazılarının İngilizcesini anlamıyordum. Bazı kelimeyi bilmiyordum. Yanında bir şey yok, sözlük yok, bir şey yok, telefon zaten yok. Oralarda zorlandım. Bayağı testlerden geçemedim. Ben polis olmayı çok denedim Amerika'da. 2007 yılında başladım. Ben 2011 yılında polis oldum. 2011 yılla 2007 yıl arasında yani 4 yıldan bahsediyoruz değil mi? Yani 4 yıl sürekli oraya, buraya, oraya, buraya başvuru gönderdim. Şimdi izleyen arkadaşlar bilmeyebilir. Türkiye'de hani bir polisiye başvuruyorsun, kabul ederse atanıyorsun. Öyle değil orada Amerika'da, normal örnek veriyorum. İstanbul'dan örnek vereyim. Türkiye halkı daha iyi anlar bunu. İstanbul'da Topkapı Polis Departmanı'na, Emniyet Müdürlüğü'ne diyeyim daha doğrusu, başvuru yapıyorsun. Topkapı Polis Emniyet Müdürlüğü 10 tane polis arayacak mesela. Başvuruyorsun. Onların testinden geçiyorsun. Olursan Topkapı'da polis arıyorsun. Olmadı, geçemedin mi? Eminönü'ne gidiyorsun. Eminönü Polis Departmanı'na da başvuruyorsun. Bağcılar, Bayrampaşa böyle. Amerika böyle. 20 tane değişik polis departmanına başvurdum. Kaç tanesinin mülakatına girdim. Kaç tanesinde elendim falan filan derken. Hatta Rockford Polis Departmanı'na 3 defa başvurdum. 2007, 2009, 2011. Ve üçüncü onun hikayesi zaten, oraya nasıl girdik onu belki başka zaman gireriz de. Bunu başımızdan atamıyoruz, alalım bari muhabbeti oldu. Polislik eğitimlerinde hiç beyaz olmayan kişilere karşı daha sert olun, vurun gibi bir direktifler veriyorlar mıydı? Hayır. Öyle bir bakış açısı var Amerika'da. Bunu ben açık açık herkese söyleyebilirim. Bununla aynı fikirde olmayan herhangi bir şeyle canlı yayında oturup tartışmaya hazırım. Amerikan polis teşkilatı genel olarak ırkçı değil. Öyle gözüküyor insanlara, çünkü genelde siyahlar işte dövüyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ben açıkça söyleyeyim, bir Türk olarak Amerika'da görev yaptım. Görev yaptığım yer genelde siyahi yerdi. Benim müşterilerim genelde siyahtı. Yapacak bir şey yok. Ve gerçekten, gerçekten berbat şeyler yaptığı için onlara o şekilde müdahale ediyorduk. Aynı zamanda çok güzel siyah insanlar vardı o mekanlarda. Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Kaç defa, yani eğer her bunu duyduğum zaman bana birisi 1 lira verseydi şu anda herhalde emekli olmuştum. Yani o, oh, bunu bana yapıyorsun çünkü ben siyahım. Manyak mısın? Sen beni aradın lan. Ben eve geliyorum, adam karısı arıyor, beni dövdü diyor. Gidiyorum, evet kadına bir yumruk geçirmiş, gözü mor. Dön arkanı, tutuklusun. Siyahım diyor değil mi? Ne alakası var? Siyahla ne alakası var? Siz birinizi aradınız, kadını dövmüşsün, yasayı çiğnemişsin, tutuklusun. Bu kadar. Yani ben şu ana kadar o kadar ve çalıştığım departman gerçekten çok inanılmaz şiddetli bir departmanda. İlk 3 yıl çalıştığımda Amerika'nın en şiddetli şehriydi. Nüfus oranına göre. Rockford, Illinois. Merkez buna bakabilir internette. Öteki 3 yılda da ilk 5'e düşmüştük. Berbat bir yerde. Bazen ben devriye çıkardım. Benim Amerika'da sadece olay olduğu zaman biz ışıklarımızı açarız, tepedeki ışıkları, Türkiye gibi değil. Bazen o ışıkları ben 10 saat kapatmıyordum. Oradan oraya koş. Yani berbat yoğun. Ve genelde siyahi alanda çalıştığım için müdahale ettiğim şeylerde siyah insanlar oluyordu. Tamamıyla %100 bunun arkasındayım. Yaptığım her şey yasalar çerçevesi içerisindeydi. Ben silahımla birisinin kafasına da vurdum kaç defa. Ben birisinin üstüne düşüp yüzünü yumrukladım kaç defa. Bunların hepsini de yaptım. Hepsini raporuma da yazdım. Hepsi yasalar çerçevesi içerisindeydi. Bir gün mesela bir tane siyahi genç bana saldırdı. Beni öldürmek istiyordu. Teke tekiz beraberiz. Bir baktım adam bana saldırmış. Bir baktım ben bir kavga içerisindeyim. Sen bugün öleceksin diyor. Ve bunun videosu da var. Ben kendimi ölüm kalım meselesi bir kavganın içerisinde buluyorum. Ben orada silahımı çekip bunu vurmaya karar verdim. Çünkü beni öldürecek. Yani bu adam beni indirecek. Silahımı alıp beni öldürecek. Ne yapacak bilmiyorum. Öldürecek. Zaten bunu bana söylemesine gerek yok. Birisi bana yumrukla girmişse ve ben üniformalı polissem benim düşüncem bu adam beni öldürecek. Bu kadar. Ha, zaten Amerika'nın yüksek mahkemesi buna bize izin veriyor. Diyor ki bir polis hiçbir zaman bir şahsın iyi niyetini göz önünde bulundurarak ona müdahale etmek zorunda değil. Kötü niyetini öz önünde bulunarak müdahale edebilir. Yasalar çerçevesi içerisindedir bu. Düşünün. Senin de silah var. İki konu var. Yok ya bu beni vurmaz. Sadece cinnet geçiriyor. Konuşurum bırakır. Bu iyi niyetin.
bu beni vurmaz. Kötü niyetin bu silahla beni vuracak. Ben orada silahımı çekip direkt seni vurduğum zaman ve mahkemeye bu beni zaten vuracaktı. Bunu vurmak istiyordu. Ben böyle hissettim kendimi zaman mahkeme bunu okey diyor. O yüzden neyse bu adam bana böyle saldırdı. O kavgayı ben kazandım. Çok şükür diyelim. Ben o adamın üstüne düşüp her türlü yumruğu attım. Mahvettim o adama. Videosunu izlesen bir yerde ben üstünde neler yapıyorum buna. Irkçı polis siyah adamı dövüyor. Çok görüyorum ve ben Türk haber kanallarında görüyorum ve buradan bütün Türk haber kanallarına mesaj da gönderiyorum. Tıklama almak için bazı başlıklar atıyorlar. Ben onları kendi kanalımda yorumluyorum. Beni arayabilirler, ücret de talep etmiyorum. Onlara gerçekleri kendim söylerim. Ama tıklama almak için işte Amerikan polis, 9 tane Amerikan polisi bir siyahiyi vurdu. Konuya bakıyorsun, adam polislere silah çekiyor, polisler vuruyor. Yani ben ciddi söylüyorum, bir iki defa küçük böyle bir ırkçılık falan gördüm. Hem siyahi polisten gördüm. Hem de beyaz polisten görüyorum ama inanılmaz nadir. Genelde Amerikan polisleri ırkçı değil. Irkçı olsaydı FBI Crime Statistics dediğimiz şey var. Bunu açık açık ortaya çıkartırdı. FBI'nin crime yani suç istatistikleri zaten bunu göstermiyor. Polislere yapılan şikayetler yani birçok şikayetler var. Bu şikayetlerin doğru olduğu yani evet bu burada polis hata yaptı. Yani polis yanlıştı. %1'in altında. Bunun ırkçılıkla alakalı olduğu %0.5'in altında orada. Soruşturmalar sonucu. Ama basına sorarsan, internete sorarsan bu konuyla alakası olmayan insanlar, hiç gelsen hiçbir eğitime, hiçbir bir şeyi bilmeyen insanlara sorarsan 3 saniyelik videoda evet bu polisler ırkçı diyor. Diyorum size, benim videolarım var gösterebilirim size. Siyahilerle karşı karşıya. Silah da çekiyorum, bir kavga ediyoruz, şu da var. Raporunu göstereyim size, neden bu oldu? Tamamıyla yasalar çerçevesi içerisinde. Bunun o adam siyah olduğu için değil. O adam beyaz da olsa, Meksikalı fark etmez. Aynı müdahaleyi görecek. Ya bu siyah, bunu vuralım değil. Hiç iftiraya uğradın mı? Evet, aslında FBI'dan çıkma sebebim o. Kimse bilmiyor bunu. Evet, iftiraya uğradım ve kısa sürede bunun iftira olduğu resmi bir şekilde ortaya çıktı. Ama ben çok soğumuştum artık. Nasıl bir iftiraya uğradın? Bunu bana soramazsın. Bunun cevabını vermiyorum. O bayağı özel. Ama çok böyle alçakça bir iftiraydı. Ve ilk böyle bana geldiği zaman gülmüştüm. Ciddi misiniz demiştim. Evet demişlerdi. Halen ciddiye alamamıştım ben onu ilk başta. Dedim gel hadi neyse sor hadi halledelim bunu falan muhabbeti gel bakalım yani hep bir soruşturmacıyız burada gel hemen bunu çözelim muhabbeti. Tabii bunun bir prosedürü var. O prosedürle işte FBI'nin merkezi bunun içerisine baktı. Benle konuşuldu falan filan. Uzun lafın kısası şunu söyleyeyim. Bu iftiraya uğramaz benim gizlilik sertifikam askıya alındı. Bir insanın gizlilik sertifikası askıya alındığı zaman gitti yani o. Geri alamıyorsun onu yani o. Çok hassas bir şey. Çünkü onun kriminalle alakası yok. Onlar karar veriyor. Verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Aniden böyle bir günde oldu falan. Merkez buna baktı. Aradılar, konuştu falan. 2-3 ay içerisinde merkez aradı. Özür diledi. Sonuçlar geldi. Evet bu böyle olmamış. Özür diliyoruz. Hatta adam bana hiç unutmam. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar utanmadım bu böyle bir rezil davranılmasını sana dedi. Senin gizlilik sertifikanı hemen sana geri dönüyorum dedi. İşte geri dön. Yani ben o zaman istifa etmiştim. İstifa ettikten 2 ay sonra teşekkürler deyip devam etmiştim. Dava falan açacaktım. Sonra lanet olsun dedim iş yapmadım. Yoluma devam ettim. Güzel ortamlarımdı. Amerikan aynası zaten doğmuştu o zaman. Oraya odaklandım. Kendi hikayene dönüp baktığın zaman tam bir Amerikan rüyası diyor musun? Kesinlikle. Amerika rüyası gerçek. Amerika'da ben bayağı güzel şeyler yaşadım. Hatta bugün ben burada sizin karşınıza oturuyorsam Amerika rüyasını yaşadığım içindir. O tecrübelerimi kendi kanallarımda insanlara aktarıp bu tür ilgiyi çektiğim içindir ki bunun için ben minnettarım herkese bu desteği bana verdikleri için. Kendi yaşam tarzım Amerika'da %100 bir Amerikan rüyasının en güzel örneklerinden bir tanesidir. Benim gibi bir sürü Türk var. Bir sürü değişik insanlar var Amerika'ya gidip de başka yerlere gidip de güzel başarılar elde eden. Yani düşün 20 yaşında 19 dolarla Amerika'ya gidiyorsun. Hiçbir şey yok. Kamyonların arkasında yatıyorsun. Bir restoranın banyosuna gidip koltuk altlarını yıkıyorsun kokmayasın diye. Çünkü yatacak yerin yok. Bir şekilde oradan buradan çalışıyorsun, yükseliyorsun. Bir yerlere gidiyorsun. Ve bir Türk göçmen olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI özel ajanı oluyorsun. En yüksek seviyede gizlilik sertifikası sana veriliyor. İşte Amerika İstihbaratı. CIA ile işte FBI ile beraber çalışıyoruz. Yaptığımız şeyler çok yüksek seviyede gizli şeyler ki ben gurur diyorum onlar hakkında hiçbir zaman konuşamam. Orada silah atış taktik eğitmeni de oluyorum. Öteki FBI ajanlarına eğitim verecek. Yani şu 20 yaşında geri zekalı çocuk Amerika'ya gidiyor. 20 yılında doldurmadan FBI ajanı olup FBI ajanlarına eğitim veriyor. Bu Amerikan rüyası değildir nedir?
İstemeye istemeye tutukladığın insanlar oldu mu? Evet, oldu maalesef. Birkaç defa oldu ama bir tanesini çok iyi hatırlıyorum. Bir tane siyahi, hani dediğim gibi siyahi alanda çalışıyordum. Siyahi bir aile. Fakir bir yer burası bu arada. Devletin verdiği projects dediğimiz yerler. Devlet karşılıyor, sen yaşıyorsun içerisinde. Maalesef orada suç çok daha yüksek oluyor. Anne, baba, 16 yaşında bir kız. 16 yaşındaki kız bizi arıyor. Gel buraya, babam beni dövdü. Şimdi biz eyalet yasaları çerçevesi içerisinde çocuklarını dövebiliyorsun ama yani şeyle bir limitleri var. Disiplin amaçlı. Onlar normal, yasal. Ama işte çocuğuna gerçekten yumruk falan bir şeyler yaptım, onlar suç oluyor. Çocuğa işte işkence mi ne, öyle bir şey. Child abuse dediğimiz şeyler. Gittik eve. Benle partner gittik. 16 yaşında kız. Baktım bayağı ağlıyor. Ne oldu falan filan. Babasıyla konuştuk. Annesiyle konuştuk. Babasına bakıyorum. Tertemiz bir adam. Çalışıyor. Bilgilerini aldım. Herkesin bilgilerine bakıyoruz bilgisayardan. Hiçbir suç şeyi yok. Normalde karşılaştığımız insanlar bir geçmişte tutuklanmalar oluyor. Belli ya. O ortam biraz maalesef. Kötü bir alan olduğu zaman, olduğu için birçok karşılaştığımız kişi o anda yani kötü bir durumda olmasa bile bakıyorsun geçmişinde birkaç şey yapmış. O adam tertemiz. Hiçbir sorun yok. Anne tertemiz. Her zaman eve de odaklanırdım ben. Girdiğin ortamı gördüğün zaman içerideki karakterleri de sana bir nevi yansıtıyor. Tertemiz ev. Normalde o alanda girdiğimiz yerlerdeki evler berbat. Kıza bakıyorsun, kızın odasına çıktık, kızın odasında kızla konuştuk. Ne güzel bir odası var. Yani kızın güzel bir yaşamı var belli. Baba ne iş yapıyorsun? İşte şu şirkette 20 yıldır çalışıyorum falan. Gidip geliyorum. Şey böyle eliyle çalışan bir adam. İnşaat gibi bir şey. Ne oldu? Kız babası kemeriyle kızı güzelce vurmuş. Kolunda şeyinde izler var. Konuya geldiğimiz zaman kız 16 yaşında. O mekanda tanınan bir sürü çeteler var. Berbat insanlar bunlar. Gerçekten sokakta olmaması gereken insanlar. Bir tane çete üyesi var. Pisliğin teki. Hamile kalmış. Babası bunu öğreniyor. Ya bırak sen gittin birileriyle bunu yaptın. Bırak sen hamile kaldın. Sen bu adamdan hamile kaldın. Bir de yani berbat bir şey. Çıkartıyor şeyi. Kızı onunla dövüyor. Şöyle baktım, dedim ki vay be ben ne yapardım bu durumda? Şimdi duygusal bir şey var, aynı zamanda profesyonel olup yasaları uygulatmak da var ama biz robot değiliz. Her şeyde, hayat bana bir şey öğretti, her şey siyah beyaz değil. Ben ilk polis olduğumda her şey siyah beyazdı benim kafamda. Yetkim var, rozetim, silahım, siyah beyaz, beyefendi yasayı çiğnediniz, yatın yere. Böyleydim, her şey öyle değil. İyi insanlar da suçluyor. Kendilerini kötü durumlarda buluyorlar. Bu onların kötü insanlar olduğu anlamına gelmiyor. Cezaevinde bir sürü insan var. Hepsi kötü insan değil. Neyse bu adam dedim ne olacaksa razıyım. Ama yani bu daha da fazlasını yapmam gerekiyordu bu kıza. Bunu böyle yaptı. Bizi rezil etti. Bizi bilmem ne falan filan. Kendi kendime düşündüm. Ben ne yapardım? Lan herhalde ben daha berbatını yapardım diye düşündüm. Ben de herhalde tutuklanacaksam tutuklanacağım. Yani ben nasıl oturup da canım kızım ya sen nasıl bunu yaptın? Bunu da diyemezsin ya bilmiyorum. Böyle erkek varsa benden iyidir o zaman. Bilmiyorum ben yapamazdım. O babayla ben o anı yani paylaştım diyebilirim. Ben tutuklamak istemedim. Kıza da ben gittim dedim sen nasıl böyle bir şeyler yaptın falan filan muhabbeti. Kız diyor ki benim babamı tutuklamanız gerekiyor. Bana böyle böyle yaptı diye. Dedim ki ya ben yapmayacağım dedim. Raporu yazacağım dedim. O anda bizim supervisor olay yerine geldi. Çünkü orada bayağı zaman geçirdik. Ne oluyor Kaya dedi. İşte böyle böyle komiserim falan muhabbetini yaptık. Komiser baktım böyle yaptı. Tutla. Onu alman gerekiyor Kaya dedi. Dedim. Yok dedim ya komiserim. Bence bunu yazalım. Ben yazayım bu raporu dedim. Dedektif büro bakar. Onu ilgili görürlerse yani bunu isterlerse savcıya gösterirler. Savcı evet derse arama emri verirler. Gelip alırız o zaman. Ben şimdi bence yapmayalım yani. Şu anda bunu yapsak bu kız daha da berbatlarını yapar. Bu öteki çocuklara daha berbat örnek olur. Aile nasıl çocuklarına disiplin yapsın? Nasıl çocuklarını kontrol etsin bu gibi durumlarda? Onlar çocuk. Ama dedi yasalar böyle söylüyor. Adam almış, vurmuş kızın kolunda izler mizler var. Bilmem ne. Ve itiraz etmiyor. Evet kemerimle kızımı dövdüm diyor. Biz polisiz, biz yapmak zorundayız. Dedim, komiserim lütfen bana bu adamı tutuklattırma. Tertemiz bir adam, işine gideceğini inan. Ve sabaha da işine gidecek. Ve bu felony. Felony demek yani ciddi suç. Yani mahkemede onu azaltıyorlar da. Eğer geçmişin temizse. Uzun lafın kısası komisere yalvardım. Yine de bana tutuklattırdı. Ben komisere şey bile dedim yani. Komiserim al sen tutukla o zaman dedim. Aramız iyiydi ben söyleyebiliyordum böyle de. Arkana dön, kelepçeledim, aldım raporu yazdım, götürdüm. İşte neyse aldık, götürdük adamı. Ve halen düşünüyorum bu adamı. Diyorum vay be tertemiz bir adamdı. Adama felony yani ciddi bir X koyduk geçmişine. Bir gizlilik sertifikan olduğundan bahsettin. Evet. Türkiye için istihbarat ajanlığı yapar mısın? Hayır. Kesinlikle. Hiç kimse için yapmam. Karakterime aykırı bir şey bu benim. Neden? Çünkü şimdi şunu söyleyeyim ben size. Türkiye'ye birisi geldi Danimarka'dan. 20 yıl burada çalıştı. Türkiye'de ekmek yedi. Güzel ortamlara girdi.
Türk devletinde çalıştı, şahane şeyler yaptı ve güzel bir hayat yaşadı burada. Sonra gidip Danimarka'ya bilgi verse Türkiye ile alakalı, bir nevi Türkiye'ye bu parmağı atsa. Sizce o kişinin karakteri nasıl bir karakter? Ne tür bir karakteri var o kişinin? Ben o kişiye karaktersiz bir kişi diyorum. Biliyorum, casus olaylarını çok iyi biliyorum. Casuslar gider, bir şekilde davranır, arkadaşın olur ama onun baştaki amacı olur. Ben hem Türkiye'yi hem Amerika'yı canı gönülden seviyorum. Ve karakterime bir insana gidip kalleşlik yapmak kesinlikle ve kesinlikle karakterime aykırı bir şeydir. O yüzden kimse için yapmam bunu. FBI ajanıyken içinde bulunduğun ve çözülememiş bir dosya var mı? Oo, bunu soramazsın. Çünkü FBI'da çalıştığım bütün dosyalar tamamıyla gizli. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman konuşamayacağım dosyalar. Ha, bir günde haber gelir, o dosya tamamıyla gizliliği kaldırılmış, ha tamam. Ama şu anda hepsi gizli. Bireysel silahlanmayı neden savunuyorsun? Bireysel silahlanma konusu biraz hassas konu. Bunun farkındayım. İnsanlar ikiye bölünmüş, bazıları. Kesinlikle fazla silah koydum mu caddelere daha fazla insanlar ölür. Öteki taraf, hayır, daha fazla silah olduğu zaman daha az insanlar ölür. Ben bireysel silahlanmayı neden destekliyorum? Çünkü ben yıllarca polislik yaparak silahsız insanların nasıl bazı kötü durumlara mağdur düştüklerini gördüm. Ve aynı zamanda silahlı insanların nasıl kötü durumlardan kendilerini kurtardıklarını gördüm. Şunu altını çizerek söylemek istiyorum. Ben sorumlu ve yasal bireysel silahlanma taraftarıyım. Zaten bireysel silahlanma dediğim zaman yasal oluyor. Ötekisi zaten direkt insanlar gidip yasa dışı yapıyor. Tek yasal da değil. Şimdi gidip ruhsatını alırsın, silahını takarsın buraya. O da yetmiyor. Ben ona da karşıyım. Eğiteceksin kendini. Sorumlu olacaksın. Yasaları bileceksin. O sorumluluğun ciddiyetini bileceksin. Çünkü gerçekten çok ciddi bir şey. Çok kötü şeyler gördüm polislikte. İnanan birisiyim buna. Silahı olan insan sorumlu. Ben mesela. Bireysel silahlanan birisiyim şu anda sivil olarak. Ben 11-12 yılı geçti silahlı bir insanım. Hiçbir zaman yasal sebebim olmadan birisini vurmadım. Bu silahların sorunu değil. Kişisel bir şey. Zaten suç oranlarına baktığın zaman Türkiye'deki istatistikler elimde yok ama kalıbımı basıyorum şu anda. Silahlı suçların çok çok büyük miktarı zaten ruhsatsız, yasa dışı silahlar tarafından işlenen suçlar. Sen o suçlardan dolayı yasaları takip eden, yani bireysel silahlanmaya karşıysan, yasaları takip eden insanları mağdur düşürmeye mahkum kalıyorsun ve senin buna hakkın yok. Benim kendimi korumaya hakkım var. İnsanların en doğal haklarından bir tanesidir. Aslanın pençesi var, dişi var, kirpinin iğnesi var, bilmem neyi var değil mi? Yılanın zehri var. Benim de kendimi koruma mekanizmam olmalı. Zaten yasa dışı silahlar dışarıda. Zaten kötü adamlar yasaları umursamıyor. Sen istediğin kadar silahları banla. Bunu Amerika'da her gün görüyoruz. En son Maine'de olan adam bowling yerine girdi, insanları öldürdü. O bowling salonu silahların yasak olduğu bir yerdi. Adam girdi. Ha şimdi bazıları diyecek ama o adam yasal bir şekilde silahlara sahipti. Doğru. O adam gitti onu yaptı. Öteki adam gitti çocukları öldürdü. Zaten buna kimse destek vermiyor. O adam onu yaptı diye milyonlarca insanın kendilerini koruma haklarını ellerinden almak istiyorsun sen. Ben açık açık şunu söylüyorum. Bir polis olarak, yıllarca bu işi yapmış birisi olarak ben %99 gittiğim olay yerlerinde artıkları topladım. Artık olay bitmişti. Ne kalmıştı ben onu topladım. Soruşturmamı başlattım. Ve genelde öyle insanları gördüm yerde. Silahsız olup da kendini savunamayan insanları gördüm. Maalesef kötü durumlardaydılar. Silahlı olup da kendini savunabilen insanları gördüm. Polisi bekliyorlardı. Ona saldıran kişi kötü durumdaydı. Herkese silah verirsen birçok insan ölür. Ona inanmıyorum ben. Zaten yasaları takip eden insanlar istatistiklere baktığımız zaman çok az suçlara karışıyor. O yüzden bireysel silahlanma bence gerekli olan bir şeydir insanların kendilerini koruyabilmesi için. Çünkü devlet sana bu korumayı veremiyor. Devlet istemediğinden dolayı değil. Sen arıyorsun, geliyor. Gelebildiği kadar hızlı geliyor. O gelene kadar çok geç oluyor. Bazı insanlar diyor ki psikolojik testlere tabi tutulmalı bu insanlar. Şimdi ben neden bu psikolojik teste karşıyım? İki şekilde açıklayayım. Bir, eğer bir insan bazı tehditlerde bulunmuşsa, bir insan bazı karakteristikleri ortaya koymuşsa, onun işte devlet tarafından bu psikolojik testlere tabi tutulması, tam taraftarıyım. Ama genel olarak da bahsediyorum. Bir normal adam, benim, senin gibi işte alacaksa, her silah alan kişi psikolojik teste tabi tutulmalı diye bir tartışma var. Ona ben neden karşıyım? Ya bunu bir standarda bağlayabilmen imkansız. Sen bir psikologsun, Ahmet bir psikolog, Mehmet bir psikolog. Ben Ahmet'e gidiyorum, Ahmet diyor ki yok sen diyor. Senin kafayı değil. Sana gidiyorum, okey diyorsun bana. Çünkü biliyor, bu subjective dediğimiz şey var. Senin düşüncen, senin analizin, benim analizin Ahmet'inkinden farklı. O zaman ne oluyor bu? Sen beni öyle bir konuma koyuyorsun ki psikolojik durumunda. Hiçbir şekilde adil değil. Polislikte biz polis olmadan önce psikolojik testlere tabi tutuluyoruz. Bayağı derin bir şekilde. Benim bir arkadaşım var, çok yakın arkadaşım. Chicago Polis Departmanı'na başvurmuştu. Psikoloji testi geçemedi. Geldi, bizim departmana da başvurmuştu o zaman. İşte bizim departmanın psikoloji testini geçti. Aynı anda, yani biz dedim ya ilk başta bayağı
başlıyoruz her yere. Aynı, hemen hemen aynı sorular. Chicago'nun psikolojik testine itiraz ediyor. Chicago bunu tekrar kabul ediyor, itirazını tekrar psikolojik teste tabi ediyor başka bir psikologla. Gidiyor geçiyor. Bir tane psikoloğa göre bu adam polis olmamalı. Ötekisi olsun diyor. 9-10 yıldır polis şu anda ve inanılmaz iyi bir polis. O yüzden bu psikolojik test muhabbeti adil olsaydı, hani background check yaparsın. Background check biliyorsan adam direkt geçmişine bakıyor. Kurallar var. Şu 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 suçlar işlenmişse hayır. Şu yoksa sorun yok. Bir standarttır. Herkes için adildir bu. Ama psikolog öyle değil. Silah, Amerika ortamından bahsediyorum. Second Amendment denilen bir şey yazılmış Amerika anayasasına. Bu insanların kendini koruma hakkı için bir hakkıdır. Ve bu hakkı kimse ellerinden alamaz. Böyle bir şey, yani böyle bir kökü bayağı derine giden bir şey. Halen bu kavga edilen bir konu. Bazı şeyler daha iyi olabilir. Aynı fikirdeyim. Ama işte tüfekleri banlayalım. İşte yok tabancaları şöyle yapalım. Yok şunu psikoloğa gönderelim falan. Bunu yaptığın zaman devlete çok daha fazla kontrol vermiş oluyorsun. Kolundaki bileklik dikkatimi çekti. Onun bir manası var mı? Evet. Officer Jamie Cox. Bu benim eski partner, çalıştığım arkadaşım. Güzel bir insan. Kasım 5, 2017'de gece 1.30'da bir cani tarafından katledildi. Trafik durduruyor adamı. Adamın ehliyeti yok. Tutuklayacak, yani gözaltına alacak. Merkeze gidecek. Birkaç imza atacak. Belki $150 para ödeyecek. Çıkacak. Bu kadar. Ama Jamie'yi öldürüyor. Ve o siyahi bir adamdı. Yani bu ırkla alakası yok. Demek istediğim, orada Jamie bir şey yapsa, aradan inse, vursa, şey yapsa, Jamie ırkçı olmuyordu. Bunu öteki konuya bağlıyorum. Ve Jamie şu anda bizde değil. Ve ciddi söylüyorum, tanıdığım en güzel polislerden bir tanesiydi. Çok temiz bir adamdı. Yani zaten Amerika'da bir şey var. İyi polisler ölüyor. Öyle diyorlar. İyisen, efendiysen, yumuşak konuşuyorsan öldürüyorlar seni. Kötü bir polisin. Yok işte iyi polis derken şundan bahsediyor. Yani kendini sert tutacaksın. Gözlerini açacaksın. İnsanoğlu neden suçluyor biliyor musunuz? Fırsatçı. Bakıyor adam predator ya. Bunlar bir predator ne demek yani? Bir yırtıcı bir hayvan var ya. Bakar avına. Neden öteki daha büyük hayvanlara saldırmaz? Çünkü ona gücü yetmez. Gücü yetenlere saldırır. Ondan dolayı konuyu buraya da hemen parantez açıyorum. Bireysel silahlanma equalizer. Senin karşında yırtıcı bir adam da olsa, pençeli bir adam da olsa, sen 50 kiloluk bir bayan da olsan bireysel silahlanma seni o adamla aynı seviyeye getiriyor. Ondan dolayı destekliyorum. Neyse, insanoğlu fırsatçı. Bu yırtıcı insanlar, saldırıcı insanlar fırsatçıdır. Bakıyor sana, seni zayıf görüyor, o zaman sana saldırıyor. Ben şimdi caddede yürüyeyim. Tamam, ben kendime bakıyorum. Benim boyum 1.90 kilo, işte 92 kiloyum. Kendime bakıyorum. Dövüş sporlarıyla biraz uğraşıyorum. Bilmem ne falan filan. Ben herkesi dövebilir miyim? Kesinlikle hayır. Ama şu anda birisi bana, beni görse ilk düşüneceği şey, bu değil de bakayım arkasından kim geliyor diyecek. Bana gelse belki beni alt edebilir ama kesinlikle kolay lokma olmayacağım onun için. Anlıyor musun? O yüzden insanlar yani bundan dolayı avlarına bakıyor, zayıflara saldırıyor. İyi polisten yani efendi şeysen seni yumuşak görüyorlar. Polisleri öldüren birçok suçluyla anket yapıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllar önce. Hepsinin söylediği bir ortak soru var. Aynı soru. Ortak bir cevap var ona. Polis ne yapsaydı değişik bir şey onu senin öldürmemen için? Beni daha iyi kontrol etmeliydi. O yüzden bir polis olarak ben Amerikan Anayasası'nda hep söylüyorum. Kontrolü ele alamazsanız işiniz yaş. Kontrolü gerçekten sizler almalısınız. Yoksa onlar alacak. Jamie çok efendi bir polisti. Garanti veriyorum Jamie orada biraz iyiydi. Çünkü kendisini çok iyi tanıyorum. Garanti veriyorum lütfen beyefendi falan filan. Sonuç bayağı kötüye gittiği zaman bence Jamie artık dişlerini göstermeye başladı ama bence geç oldu. Orada değildim. Bilmiyorum. Videosu da yok. Tahmin ediyorum. Çünkü Jamie'yi çok iyi tanıyorum. Soramazsın'ın bu bölümünde konuğumuz Amerikalı aynasız Erdal Kaya'ydı. Görmek istediğiniz farklı konuklar, sormak istediğiniz farklı sorular varsa yorumlara yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.